dedik en son hafta uyarıdan Tankut dedik. Ayağa kalktığında? Emre dedik kalktı. Ki Emre mi kalktı? En son Emre gidiyordu. Bundan sonra dedik uyarıdan kimseyi yazmıyoruz dedik. Aynen. Uyarı bitti dedik. Demek ki bu beni yazan insanlar dostum değil. Ben de bundan sonra ona göre davranacağım bu evde onlara. Kim yazdı acaba? O yeni gelen aday nasıldır? Yeri gelince göndermesini de biliriz. Ayça. Ayça. Hayalimdeki adayı söyle bakalım. Ceyda sen kim? Gülden koymuş bir de. Bacağım acıdı. Şöyle otur. 25 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Erzurumluyum. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Sizden bekliyorum. Ben sizi zaten sıkı takip ediyorum. Devamlı izliyorum. Yani ben çok şey söyleyebilirim ama sizden bir şeyler duymak istiyorum. Mesela kimin için geldiğini söylemeye başlayabilirsin. Onu söylemeyeceğim şu an. Ha, birisi var aklımda. Çok klişeleşti ya. Birisi var evet. Bu soru da çok klişeleşti. Evet. Birisi var ama şu an söylemeyeceğim. Sonu tek hamle bir bittiği için nasıl birisi? Tek bir aday. Melis'tir. Evet, nasıl birisi? Dobra olduğu gibi bir insan. Ayça. Hani içi neyse dışı da o. Melis söz ediyor ya. Yo Melis'i ben dışarıdan tanıyorum zaten. Eski bir arkadaşımın sevgilisiydi. Melis. Tabii. Ne? Melis. Melis. Bir saniye bu tarafa döner misin? Biz iyilik göremiyoruz. Alalım mı? Tahmin ettiğim kişi değil. Yoksa düşündüğümüz adayın eski sevgilisi. Ne haber Batuhan'cığım indi? İyiyim sen nasılsın? Nasıl yani ya? Yine açıldı. Ama. Bir dakika. Yok artık. Batuhan benim küçüklük arkadaşım. Tabii. Yani çok görüşmedik aslında 4-5 sefer ama yani severim ben Melis'i. İyi kızdır. Seneler sonra ilk defa görüyorum seni. İşte dünya küçük. O zaman Melis'e gelmedi. Yok Melis'e gelmedim. O zaman Ayça'ya geldi. Yo Ayça'ya da gelmedim. Sana da değil, ona da değil, ona da değil. Size de değil. Hiçbirimize değil. Yeni adayları bekleyeceğiz. Zorlayın bana. Gelecek adayı bekleyeceksin sen şimdi. Cansel sen kaldın. Cansel'in ilişkisini çok seviyorum zaten eserle beraber. Benim nişanlım var. Nişanlısı da var. Öyle bir şey olamaz. O yeni gelen adayı bekleyecek ben karar verdim. Dobra içini şimdi. Herkesin ama Dobra göre dışarıda neyse burada da öyle yalnız. Hiçbir farkı yok. Çok izliyorum. Zaten seni gördükten sonra izlemeye başladım. Normalde hani böyle televizyonla pek aram yok. Annem izler genelde sizi. Melis'i görünce izlemeye başladım. Her akşam izledim. Sonra dedin mi ben de gireyim? Ben de gireyim dedim evet. Haber dışarıda benim. Kızlar bakmıyor bana. Dedim belki orada İçeride. Beni beğenen biri çıkar. Burcun ne? Akrep. Astrologumuz. Akrep burcuyum. Ya geldiğim insan gerçekten olursa eğer hani sonuna kadar gideceğim bir insan. Çünkü onu sevebileceğimden eminim ben. Batu şimdi biz senin eski arkadaşız. Evet. Gel kulağıma söyle kimdi? Hayır. Hadi. Sana, hele ki sana. Hele ki sana derken. Seni tanımıyor muyum ben? Melis'le aslında bir anı anlatabilirim size. Hadi. Neresi ya? Fenerbahçe'de bir yerde oturuyorduk. Ay anıyı anlat. O anıyı anlatma. İşte anlat. O anıyı. Eski sevgilisi ben yanımızda kızlar falan vardı. Mekan geldi bastı aldık kadehi vişne suyunu. Kızın suratına döktü falan. Çıktı sinir krizi geçiriyor bilmem ne aldım dışarıda sakinleştiriyorum. Bayağı bir iki saat uğraştırdı beni. Yo dışarıda da böyle aynen. İşte aynen. Niye yaptı? Kıskançlığından mı? Yani başka neden yapalım? Eski sevgilisi. Ben kendimi kaybetme noktasına geldim yani o anda. Evet. Yani bir erkek olsa çok daha farklı olurdu belki ortam. Belki şu anda burada değilim. Ama o kadar sinirlendim yani. Elim ayağım titredi. Ödülü aldığın çünkü sen yine tutmaya çalıştım kendimi. Yine yani. Hani bir bayan bilmiyorum. Yani ne söyleyeceğimi bilmiyorum ama sonrasında 10 dakika sonrası yani en azından Ayça'nın yanında olması, ağlaması, hiçbir şey yaşanmamış gibi. Yani bu duygular nasıl içinde olabiliyor yani? Ben orada tamamen dilim damağım kurumuşken hiç tek kelime içimden gelmiyor etmek. O nasıl hiçbir şey yaşanmamış gibi devam edebiliyor? Yani konusunda değilim. O baktı, bu bakmadı, bilmem ne falan, kıskançlık. Yok, yok, anlıyorum, bak, anlıyorum. Bunun dışında onun tavrından bahsediyorum ben. Ama zaten her şey tavır ortaya çıkartmıyor. Mehtap biliyorsun ama ya. Mehtap ama hep böyle değil miydi Murat? Mehtap yani 5 dakika sonra, 10 dakika çok sonra mücadele ettim. Çok, çok mücadele ettim. Anladın mı? Buraya gelene kadar herkesin gözü önünde. Özellikle de sizlerin. Eski olanlar bunların hepsine çok iyi tanıktır yani. Tabii çok mücadele verdim. Çok. Ya ne bunu... için verdim? Hiçbir şey içinmiş. Ya yok öyle değil ya. Bunun en çok kırıldığı nokta, şey yani burada en çok kırıldığı nokta zaten verdiği emek. Onu çok iyi anlıyorum. Ya siz de ilişkiyi bitirdiniz arkadaşlar. Ya hayır ya. Ben bir şey demiyorum. Kırıldığı noktadan bahsediyorum. Ben ilişkiyi bitirdim falan bir şey söylemiyorum. Yapma ya. Bak bu başka bir boyutu. Tamam çok bak, farklı bir şey getirdim oluyor. Bu farklı bir boyutu. Yani bak ben o kadar şey yaptı değil mi? Hepsinde ne dedim? Ben onu o haliyle seviyorum demedim mi? Evet. Ben bunu bu haliyle sevmiyorum. Bu başka bir boyut. Çok düşüncesiz. Bu yarın öbürsü gün benim başımı belaya sokmak demektir. Evet. Tamam mı? Burada yine ben kendimi frenledim. Yarın öbürsü gün bunu kasıtlı ya da değil. Nasıl yaptığını falan tartışmıyorum. Neden yaptığını da tartışmıyorum. Bunu bir kez daha böyle dışarıda yaptığını düşünsene. Evet. Ne yapacağım ben adama? Karşımdakine? Arkamı mı döneceğim? Ne yapacaksın? Ha kimmiş kardeşim bu yani? Hayır kim olduğu hiç önemli değil. Bu evden... Abi ne kafasında ne var acaba? Nasıl böyle bir şey söylüyor? Fiştik bu evden kimse, herkes ona yenge demişken... Yok be. Yani bak, afaki konuşmamak lazım Tankut. Ya bir şey eğer söylüyorsan somut elinde tutulur. Evet, evet. Bir delil olması lazım. Desteğin olması lazım, bir delilin olması. Şundan dolayı bana şunu söyledi. Evet. Anladın mı? Demokraside ifadeler beyan alınıyor. Çünkü suçlama çok büyük. Şimdi bir bakışı yanlış anlayıp yani. Da, yanlış anlayıp da bunu ilk yanlış anlamanda dile getiriyorsan ve sonrasında da ben böyle bir de arkadaşınla bunu paylaşıyorsan en büyük yanlış burada başlıyor. Benim bundan önceki ilişkim işte bir ay önce falan bitti. 7 ay beraberdim evet. 32 yaşındaydı. Evlenip boşanmıştı ama ben sevdiğim için ailemde saygı gösteriyordu. Yani benim sevmem yetiyor ailem için. Daha evvel nişanlandım falan. Ben böyle mi? Şeyler yaşadın mı? Yok. Bir ay önce ayrıldın, daha hemen buraya. Soğumadan buraya mı başvurdun? Yok, geldin? Soğumuştu zaten. Bir ay? Yok, bir ay değil, onun öncesi de var. Yani bir iki ayda sonra öyle hemen... bitti dedin. Hemen burası ekran önü. Bir ay önce bitti de şöyle bir şey var. Kıymete binersin. Bitene kadar belki belli bir soğuma süresi de oldu tamam. Zaten. Daha yani öyle hemen ya. Tak diye bitip de gelmedim ben buraya. Derken, kafamda tamamen... Hadi Batucuğum, seni de uğurluyoruz. Teşekkür ediyorum hepinize. Allah'a emanet. Sen de. Eyvallah. Görüşürüz Ayça. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Hoşça kal. Dikkat edin. Konuşmayız. Yapman gereken şu. Emin ol bir kere. Bu zamana kadar niye söylemedin? Ve arkadaşınla değil, benle paylaş. Tabii canım, direkt. Tamam, bana geldi de ki ben böyle bir şey hissettim de. Rahatsızlık ben biliyorsan. De gelin buradaki arkadaşım kimse diyeyim ki kardeşim bak böyle böyle hissetmiş. Biliyorum ki sen öyle bakmamışındır diyebileyim. Onunla da konuşayım, paylaşayım, o sorunu da çözeyim. Evet, bir rahatsızlık olması varsa. Gereken bu. Evet. Aynen öyle. Sonraki tavır da böyle olmamalı ama. Evet. Aynen öyle. Merhaba. Aa, bir tane daha hanımı geldi, Batuhan. Vallahi mı? Batuhan. 3 oldu ya. Bedihan, Boğaçan, Bedihan, Batuhan. Sen sarhoş, hancı sarhoş. Melis'e mi geldi? Yolda yabancı sarhoş. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Batuhan, vay be. Hep hanlar gelip gidiyor değil mi? Bir onların bir çıkar yolu bir şey olsun. Bakacağız. Bakalım sen demir atabilecek misin? Hayırlısı. Melisçi mi geldi sende? Olur. Melisçi mi geldi sende? Yok, kafamda bir aday var ama daha sonra hep beraber yaşayacağız, öğreneceğiz. Hadi bakalım. Ha, hadi bakalım. Hayırlısı. Söyle söyle sen yine aklımda. Yok yok. Zamanı var. Bak hep böyle diyorlar. Pazartesi günü sonra olan oluyor. Burada söylersen burada kalıyor. Evet. Daha iyi. Peki şu bizden sır çıkmaz ya. Bizden sır çıkmaz. Görüştüğü ya da ilgilendiği birisi var mı? Söylemeyiz. Aklındaki adayın görüştüğü ya da ilgilendiği birisi yok, var mı? Yok tabii ki yok. Tabii ki yok. Hani bizim aramızdan böyle... Yok mu? Yok mu? Yok öyle şey olur mu ya? İki seçenek kalıyor. Melis değilse o zaman Ayça gelmiş. Melis'i önceden tanıyorum zaten. Vay. Öyle mi? eski bir sevgilisinin arkadaşıydım ben. Öyle birkaç sefer görüşmüşlüğümüz var. Wow. Ya aynı ortamda çok bulunmadık ama bir 4-5 sefer karşılaştık. Wow. Öyle yani. Sizi tamam. De çok sıkı takip ediyorum. Eyvallah. İzliyorum. O evden bu evi, yani gelinler evine göre bu evi şanslı buluyorum. Özellikle bizleri. Eyvallah. Çünkü başımızda iki tane abi var. Senin eyvallah. Abi fikirlerin, vay sen bombasın zaten. Bu anlatış tarzın şeyin. Sağ ol. Güzel enerjisi, güzel. Ailemden sana ve Adnan'a çok selam getirdim. Oo, aleykümselam. Hepinizi çok, herkes çok seviyor. Selamlar, sevgiler. Aleykümselam. Memleket nereye kardeşim? Ben Erzurumluyum. Vay dadaş. Hemşeri. Vay kardeş. Hemşeri. Dadaşım. Hoş geldin. Harika. Ben de biliyorsun Kars Kazmanlıyım. 1,5-2 saat var aramızda. Yakınız. Ya ne alaka Erzurum'la? Nereden nereye bağlı? Benle hemşerisin. Sen daha benimle hemşerisin. Benim bir arkadaşım vardı kardeşim. Adam normalde tamam mı? Mardinliydi. Nereyle kimle tanışırsa tanışsın hep buranın memleketi oluyordu yani. Kardeşim doğulu. Doğuluyum. Allah Allah. Kardeşim doğu ama sen Batılılarla da hemşerisin. Niye kıskandın bu samimiyeti? Niye kıskandın bu? Lan mı kaldın yine? Adnan.